Kemal Öztürk'e söz verecektik. Buyurun. Şimdi Turgay hatırlarsanız... Turgay Bey'e verecektik ama... Turgay Bey'e verecektik. Tamam, Turgay Bey'e verecektik. Hayır, aldım sözü artık. Bırakmıyorum. Peki. Yani... Turgay Bey'e vermediğim dört sürece... Dört moderatörle bu kargaşa oluyormuş yani, onu fark ettim. Evet. Sözü bırakmıyorum Turgay. Evet, Tarkan Köşal. Şimdi hatırlarsanız burada adaylık meselesini hep tartıştığımızda bize şunu söylüyorlardı. Biz adayımızı erken açıklayalım da hırpalansın, yıpransın, yıpratılır. O yüzden açıklamıyoruz diyorlardı. Şimdi karşımıza yıpranmış bir aday çıkmış oldu. Yani Sayın Kılıçdaroğlu girdiği seçimlerin tamamında Erdoğan'a karşı kaybetmiş bir aday olarak çıktı ve biraz da malumun ilanı oldu yani. Şimdi sanırım Meral Akşener biraz yüz hareketlerine, vücut diline yansıyor. Ben demiştim bu cümleyi, ben bir gün duyacağımızı da düşünüyorum. Yani kamuoyunun önünde ben demiştim cümlesini. Bir gün zikredecek ve Millet İttifakı'nın da böylece başka bir yere evrileceğini düşünüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bundan daha fazla oy alması, yani birinci turda oy alması zaten hani sosyolojik olarak da çok fazla mümkün görmüyordum ben yani. Ama alabileceği yerler tıkalı. Anca şu olabilir, şimdi o hesabı yapılıyor sosyal medyada, ben de bakıyorum. Oy kullanmayanlar var, yaklaşık 8 milyon civarında bir rakamdan bahsediyoruz. Hani onlar gelirse yeni bir 50-60 binlik yeni bir o güne kadar Kürşat, seçmen gelecek. Peki neden Cumhur İttifakı'na oy veren ve AK Parti'den koptuğu söylenen kararsızlardan oy alamadı sorusunu sormamalı mıyız? Ben ne soru sormayacağına karışmam. Ben nereden alabileceğine bakıyorum. Yani işte ben de oradan alabilirdi yani, normal potansiyel olarak. Hayır, yine alabilir. İkinci turda da alabilir. İşte Sayın Kılıçdaroğlu aday olduğu için mi alamadı acaba? Sorusu. Kemal Öztürk. İsterseniz yer değiştirin. Şimdi ben ısrarla hep şöyle söylüyorum. %52 oy almış AK Parti'nin oylarını sökmezseniz seçimi kazanamazsınız. Oradan almak olması gerekiyor. Öyle değil mi yani? Başka izaha yok bunun. Bu da büyük bir Karadeniz hattı demek, büyük bir İç Anadolu hattı demek. Siz zaten Ege'den Akdeniz'den oy alıyorsunuz yani. Bu hattı sökmediğiniz sürece siz bu seçimi Tayyip Erdoğan karşısında alamazsınız, kazanamazsınız. Bunun son örneğini yine gördük. Şimdi yine ikinci turda Sayın Kılıçdaroğlu'nun kesinlikle kazanacağını, %100 kazanacağını yine iddia ediyorlar. Şimdi yine göreceğiz 12-13 gün sonra. Daha büyük bir farkla, aradaki fark daha fazla açılarak Cumhurbaşkanı Erdoğan seçilecektir yani. Bu... AK Parti'ye oy vermiş %52 kitlenin psikolojisini okuyamamak, sosyolojisini okuyamamak, oy verme davranışlarını okuyamamaktan kaynaklanıyor. Şimdi bir tane muhalefetten birisi bana yazıyor. Ya şok olduk sonuçlara. Ama şimdi Kemal Bey buna zaten yönelmedi mi kendi partisinde? Yani demek ki olmuyormuş. Yani neticede o kitleden oy almak için pek çok hamle yaptı Kemal Bey. Ama olmaz öyle Kürşat Bey. Ama o zaman diyorsunuz ki mesela oradan alması lazım. Bakın, oraya yönelmiş olmamış. Bakın demek şöyle bir şey. Tam tersi yapmış. Şimdi bir kopan iki parti katılmış. Şöyle söyleyeceğim. İttifaka. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çabalarını ben teknik olarak takdir ettim, ediyorum da. Ama bu Kılıçdaroğlu'yla olmuyor. Bu tamam, işte o zaman bu, eğri bir, oturup doğru konuşalım. Sizin söylemek istediğiniz Kemal Bey'le olmuyor demek. Olmuyor tabii bu ki. Bu kadar basit yani. Müktesebatı, yani bagajı, mu? Geçmişi, bugüne kadar 10 yıldan beri sürdürdüğü, getirdiği yani, şey buna engel oluyor. Yani bunu niye görmüyorlar anlamıyorum. Hayır, bu arada muhafazakar, küskün seçmen, AK Parti'ye kızmış, AK Parti'den ayrılmış seçmen. Bu Kemal Bey'in meselesi değil ki. O seçmeni Millet İttifakı'na getirmesi gereken isim Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ya da Temel Karamollaoğlu. Öyle değil mi? Yani AK Parti'ye muhafazakar seçmen küsmüş, o Kemal Kılıçdaroğlu'nun getireceği bir seçmen değil. Öbürleri getirecek. Onlar getirsin diye varlar orada, şimdi değil mi? Bakın, doğru. Bugün bir muhalefetten birisi diyor ki şok oldum sonuçlara. Bakın, bu cümleyi kuran birisi varsa muhalefette gerçekten sahayı bilmiyor, seçmeni de tanımıyor demektir. Şok oluyorsa bunu anlamamış demektir yani. Faruk şok abi... olunacak bir şey değil yani bu çünkü. Faruk abi de benzer bir tahminde bulunduğu için ben hani belki size mi satayım? Şok olmuş adam. Şimdi bu Deva Gelecek ve Saadet Partisi'nin AK Parti'yi niye sökemediği de mesela önemli bir konu. Çünkü düğmeyi baştan yanlış ilikleyerek bu partiler siyasete böyle girdiler. Ayrı ayrı partilerde girdiler, birbirleriyle tartıştılar. İkisinin parti programı ayrı, ikisi ayrı liderle girdiler.
Bu i̇ttifak AK Parti, için ittifak kurma meselesi ittifakın, olamadı. İttifakın içine girmeden de girdiler. İttifakın içinde bir üçüncü ittifak kurun hiç olmazsa muhafazakar blok dedi dendi. Ona itiraz ettiler. Böyle çok seçimde ortak listede girin dendi. Onu da kabul etmediler. Sonra hepsi gidip Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine girdiler. Herkes ne dedi? O zaman ne dedik? Ya bu seçmen AK Parti'den kızgın, öfkeli, küskün olduğunu söylediğimiz seçmen gidip Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermez. Sonunda bunu Ali Babacan da itiraf etti. Ahmet Davutoğlu da itiraf etti. Halamı ikna edemiyorum diye. Üçte ikisini getirebilirim dedi Ali Bey. Getiremezsiniz. Olmaz bu ya. Bunu bu siyaseti okuyamamak demektir yani. Şimdi yeniden, sonucunu da gördük. Getiremediler. Seçildikleri milletvekillerinin oylarının tamamı CHP'ye aittir. Bu partilerin ben Anadolu'da 12 tane şehirde bir tanesinde bile ya burada bir deva gelecek saadet tabanı var. Bu milletvekili dağılımını etkileyecek bir tabandır cümlesini duymadım. Sonuçları peki onlar da yani deva ve gelecek mesela büyük bir çözülme yaşar mı bu aşamadan itibaren? Ben yaşayacağını düşünüyorum. Öyle mi? Böyle, ama bu arada devam en karlı deva değil mi? 14 milletvekili çıkardı. Onu soracaktım ben. Sonuçları nasıl değerlendirebiliriz? Yeniden Refah Partisi 2.85 aldı. 3 vekil zannediyorum. Beş. Son nihai 5'e mi? 5 oldu. Deva ve geleceğin milletvekillerinden 4 vekil Gelecek Partisi 9 vekil alacak. Gelecek Partisi 9, Saadet 10 vekil bildiğim kadarıyla. 14 vekil Deva Partisi. Sanıyorum Demokrat Parti 2 ya da 3. Böyle baktığımızda hani ayrı... 3. 3 değil mi? Evet. 3. Bak size bir şey anlatacağım. Siyaseten ne ifade ediyor? Size bir şey, Serap Hanım size bir şey anlatacağım. Trabzon, Samsun'da çok genç bir siyasete girmiş pırıl pırıl bir hanımefendi. Bu üç partiden birine ismini söylemeyeyim de şimdi bir sıkıntı çekmesin. Gözyaşları döküyor. Diyor ki ya biz bu partiyi yeni kurduk. 1000 tane oy alalım, 5000 tane oy alalım. Bir milletvekili çıkaralım, 10 tane çıkaralım fark etmez. Ama ben kendi partimde çalışmak istiyorum. Kendi teşkilatımın kendi partisine oy istemesini istiyorum. Kendim için uğraşmak istiyorum. Bu ne verdiyse millet ben ona şükretmek istiyorum. Bakın inanın bana aynı duyguları Adıyaman'daki teşkilatta gördüm, Trabzon'da gördüm, Mersin'de gördüm. Bu insanlar, bu teşkilatları siz hiç aday göstermeyeceksiniz. Sonra bir de üstüne Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy versin diye çalışmaya teşvik edeceksiniz. Olmadı bu, tutmadı. Şimdi bu önümüzdeki ikinci turdan sonra bu teşkilatlar bu parti başkanlarını sorgulayacaklar. Meclise daha çok yanlış karar verdiler. Bu nasıl bir etki yaratır? Yani mecliste belki bir grup... Ben Sayın Temel Karamollaoğlu'nun o koltukta oturabileceğini düşünmüyorum. Ama grup kurabiliyorlar, doğru mu? Ben düşünmüyorum. Dediğinde. İki parti birleşirse. Evet, kuruyorum. Gelecek Saadet Deva birleşirse grup rahatlıkla az grup bir, kurabiliyorlar. Az bir vekil. Ya yani şimdi, seçimden Kübra önce başaramadıkları çok basit bir şey söyleyeceğim. Mecliste bu üç partinin iki grup çıkar. Başka bir listeden ya bir muhafazakar listeden seçime gitmesini konuşuyorlardı. Kendi aralarındaki tartışmaya bak. Ben Saadet Partisi'yim, en eski milli görüşçüyüm, benim listemden katıl. Öbürü diyor ki ya ben herkese hitap ediyorum, sadece milli görüşe değil, benim listemden katıl. Sonra hepsi gitti birden Cumhuriyet Halk Partisi'nin listesine girdi. Şimdi 169 vekil.